Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 24. söz, 5. dal, 5. dalın 5 meyvesi var. Birinci meyve, ey nefis perest nefsim ve ey dünya perest arkadaşım. Muhabbet şu kainatın bir sebebi vücududur. Hem şu kainatın rabıtasıdır, hem şu kainatın nurudur, hem hayatıdır. İnsan kainatın en cami bir meyvesi olduğu için kainatı istila edecek bir muhabbet o meyvenin çekirdeği olan kalbine derc edilmiştir. İşte şöyle nihayetsiz bir muhabbete layık olacak nihayetsiz bir kemal sahibi olabilir. Olur. Bir daha başla. Evet. Beşinci dalın 5 meyvesi var. Şimdi geçen programda da söyledik. Şu an 24'ün sözün birinci dalını ders yaptık. 5'e atladık. Sebebi işte arz etmiştim. İkinci dal hayli uzun ve çok müzakereli okuması gereken bir ders. Ve yarım saate mümkün değil sığması. Onun için biz 1'den 5'e kadar olan kısmı seyircilerimizin Risale-i Nur, Sorulu Risale-i Nur programına bakmalarını tavsiye ederek kapatacağız yani. Çünkü bu dersi yapıldı, sorular soruldu, onlara cevaplar verildi ve yayınlandı. Şu anda yayınlanmış durumda. Hizmete hazır inşallah. Dolayısıyla o konulara geçtik. 5'ten başlıyoruz inşallah. 5'inden de 5 meyvesi var. İnşallah hepsini okuyacağız nasip olursa. Kaç gün sürerse. İnşallah. Peki. Birinci meyve. Birinci meyve, ey nefis perest nefsim ve ey dünya perest arkadaşım. Nefis perest nefsim dersin devamında gelecek bir yerde. İnsan evvela nefsini sever değil mi? Evet. Buradaki nefisten maksat bildiğimiz ne, kötü emreden nefis değil. Bu nefis manası kendi demek. İnsanın evvela kendini sever. Yani buradaki nefis kendi manasına, yani zat manasına. Şimdi ey nefis perest nefsim, ey kendini seven nefsim yani en çok kendini seven nefsim. Kendimizden çıktık mı dışarıya ne kalıyor karşımıza? Dünya çıkıyor değil mi? Ey dünya perest arkadaşım. Nefis ve dünya. Bu iki perde müsbet manada açılacak ki. Yani insan nefsini sevmeyi de dünyayı sevmeyi de Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu tarzda yapacak ki üçüncü kademede inşallah asıl muhabbete kavuştum yani. Nedir asıl muhabbet? Cenab-ı Hakk'ı sevmek. Ve onun lütfuna mazhar olmak cennette ebediyen inşallah. Bunun yolu bu iki sevgiden, geçmekten geçiyor yani. Ey nefs perest nefsim, ey dünya perest arkadaşım. Muhabbet şu kainatın bir sebebi vücududur. Hem şu kainatın rabıtasıdır. Muhabbet şu kainatın bir sebebi vücudu, yani yaratılma. Vücut varlık demek malum. Sebebi vücut, var olmasının sebebi. Bu kainatın var olması, yani yaratılmasının sebebi muhabbettir diyor. Bir sebebi vücududur. Yani temel sebep bu yani, birisi bu. Bunu da biz bu dersleri yaparken şu hadis-i kutsiyi hatırlıyoruz. Yani Cenab-ı Hak buyuruyor ki hadis-i kutsi'de, ben gizli bir hazineydim, bilinmeye muhabbet ettim ve mahlukatı yarattım. Şimdi bilinmeye muhabbet etmekle madem kainatı yarattı Cenab-ı Hak, o halde kainatın yaratılmasının sebebi ne oldu? Muhabbet oldu. Hangi muhabbet? Yani bakın bilinmeye muhabbet etmesi. Yani esma ve sıfatlarının bilinmesine muhabbet etmesi. Mesela Cenab-ı Hak sonsuz kudret sahibi ama kainatı yaratmamış. Kudretin, bu kudretin sonsuzluğunu ancak sadece kendi biliyor. Değil mi? Evet. Ama şimdi bu kudretini tezahür etmesi gerekiyor ki Cenab-ı Hak bir de tezahürlerini bilsin yani, görsün. Hani Üstad güzel misal veriyor buna şeyde, 11'in sözde. İşte her zaman kemal sahibi, kendi cemal ve kemal görmek, göstermek ister. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın sonsuz kudret sahibi olması ona mahsus, sonsuz bir kemal. Ama hiç mahlukat yaratmadığını bu kemali ancak kendisi bilir. Ama o sıfat istiyor ki, tezahür etsin değil mi? Evet. Tezahür etsin, görünsün. Ha.
bu konuda yer yer konuşuluyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın şu kainat yaratmaya haşrının ihtiyacı yok belli. Niye yarattı işte onu izah ederken şöyle diyoruz. Üstad'ın daha doğrusu ifadesini naklediyoruz. Buyuruyor ki yani mana olarak esma tecelli ister. Cenab-ı Hakk'ın zatı hiçbir şeye muhtaç değil. Yani zatı itibariyle Cenab-ı Hak müstani al-itlak yani müstanidir. Her şeyde müstanidir. Yani kendini yaratmaktan, yaratılmaktan müstahinidir. Kendisi için fark etmez. Yarattığı insanları inansın inanmasınlar, müstahinidir Cenab-ı Hak. Değil mi? Yani zatı için hiç fark etmez. Yaratmak, yaratılmak, inanmak, inanmamak Allah'ın zatı noktasında hiç fark etmiyor zatı için. Ama esma tecelli istiyor. Esması için fark ediyor. Kendi üstad ifade ediyor. Rezzak ismi rızık vermek iktiza ediyor. Rezzak ismi rızık vermek iktiza eder, gerektirir. İşte Allah Rezzak. Henüz hiçbir şey mahlukata yaratılmış. Allah Rezzak. Bu rızık ismi istiyor ki tezahür etsin. İsim istiyor yani. Peki nasıl olacak? Kainatı yaratacak, ondan rızıkları süzecek bir taraftan. Bir taraftan da merzukları süzecek, rızıklananları süzecek. Değil mi? Bunlara onları yedirecek, Rezzak ismi tecelli edecek. Değil mi? Yani. Onun için o isim tecelli, ismin tecelli istemesi başka. Zatı muhtaç olması başka. Buna yine örnekle veriliyor. Risale'de de geçer malumunuz. Mesela bir insan, bir zatın diyelim, mesela hattattır mesela, değil mi mesela? Hattattır. Bu da ikiye ayrılır hattatlar. Birisi işte geçimini oradan sağlıyor yani. Rahmetli Hattat Hamit, Allah rahmet etsin. Sırf sanatı muhafaza için evlenmemiş. Bu yiyip içecek, ne yiyip içecek? Yazdığı yazılara karşılık işte birkaç kuruş alıyor, işte ölmeyecek kadar yaşıyor, geçinmiyor, Allah rahmet etsin. Şimdi bir ihtiyacı olur da şey yapar, yazı yazar. Bir de farz gibi bir padişah var, hatta merakı var ve büyük bir hattat olmuş. Şimdi bu da yazı yazar. Bu ihtiyaçtan mı yazıyor? O isim gerektiriyor ki yazı yazsın değil mi? O hattatlık sanatının isarını o isim istiyor yani. Oturur sarayında belli vakitlerde yazı yazar. Değil mi? Şimdi bu bir ihtiyaçtan gelmez bu yani. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın kendi yaratması, esmasını tecelli ettirmesi bu manada yani. Yani o isim tecelli istiyor. Zaten muhtaç olduğundan değil. Onu kısaca söylemiş olalım. Şimdi derse devam edelim. Şimdi muhabbet şu kıyametin bir sebebi vücududur. İşte birisi bu yani. Bir deyince demek başka hikmetleri de var. Birinci hikmet bu. Cenab-ı Hak kendi cemal ve kemalini görmek, göstermek istiyor. Gizli bir hazineyim dediği esması ve sıfatları. Bunların tecellileri. Henüz tecelli etmeyince hazine gizli oluyor. Tecelli edecek ki bu hazinede ne var ne yok ortaya çıksın değil mi? İşte Rezzak ismi bir hazine, Rezzak. Henüz kainat yaratılmamış ama hazine orada duruyor. Tabii caizse. Sonsuz bir hazine. Ama hiç rızık yaratmamış. Rızık yaratınca ne oldu? Her rızık o hazineden gelen bir altın, bir fırlanta oldu değil mi? Ha. Bu manada evet. Bunu Cenab-ı Hak hazinesindekileri kendisi bizzat tezahür ile bilmek istedin, tezahürü ile bilmek istedin. Zaten zaten biliyor da. Evet. Hem şu kainatın rabıtasıdır. Bağdır yani kainatın Cenab-ı Hak demek ki buna karşı mahlukat da Cenab-ı Hakk'ı sevecek değil mi? Ki rabıta tam olsun yani. İşte onun için kıyamet kafirlerin başını kopacak buyurulmuş ya. Bu rabıta kopunca kainatı yıkılacak yani. Bu genel bir kaydı yani. Yani bir devlette de rabıta muhabbettir. Fert arasında, yönetenle yönetilenler arasında muhabbet kayboldu mu devlet dağılır. Ailede de esas budur değil mi? Muhabbet olmadı mı aile dağılır. Onun için muhabbet daima rabıtadır yani. Kendinin rabıtasıdır. Cemiyetin de rabıtasıdır. Ailenin de rabıtasıdır. Evet. Hem şu kainatın nurudur hem hayatıdır. İnsan kainatın en cami bir meyvesi olduğu için
kainatı istila edecek bir muhabbet o meyvenin çekirdeği olan kalbine derc edilmiştir. Bu en enteresan ya. Şimdi insan kainatın meyvesi. Anasır dalları diyor değil mi? Unsurlar, elementler dal hükmünde. Nebatat yaprak hükmünde, hayvanat çiçek hükmünde. İnsanlar meyve oluyor. Meyvenin çekirdeğini de Üstad kalp dedi. Şimdi meyvenin çekirdeğine bütün ağacın planı var ya. Üstad bunu teşbih olarak. Yani bir madden var zaten belli de. Şimdi insan kainatına süzülmüş. Bir insan ayrı bir manevi kalp var. Değil mi? Şimdi bu da her şeyi seviyor. Yani şimdi meyvenin diye bir şuur olsa bir an için meyvenin kökü sever mi? Sever. Dalı, gövdeyi sever mi? Sever. Yaprakları sever. Niye sever? Onlardan olmuş çünkü bu. Değil mi? Heh. Şimdi biz kendini niye seviyoruz? Burada anladık yani. Çünkü o ağacın meyvesiyiz. Meyve ağacı sever. Onun için biz güneşi, ayı da seviyoruz. Değil mi? Baharı, yazı da seviyoruz. Denizi, karayı da seviyoruz. İlahir. İnsanın kendini sevmesinin tabiri burada felsefesi yapıldı. Niye? İnsan meyvedir. Meyve ağacı sever. Ama hayvanat çiçek dedi Üstad. Hayvanat da bu yok yani. Hayvan neyi sever? Rızkını sever. Anne ise bir süre yavrusunu sever. Değil mi? O kadar bitti yani. Yani hayvanların efendim söyleyeyim, kainatı sanat eserlerini müşahede ettikleri vakı mı? Vakı değil değil mi? Yani onların sevgisi çok sınırlı. Çok çok sınırlı ama. Enteresan. Bir tek insanda muhabbet sonsuz. Bir tek insan, her şeyi seviyor insan Allah'ım. Ve bitmiyor yine. Yine bitmiyor. Şimdi Üstad izahını yapacak bunu bakalım. Hı. İnsan kainatın en cami bir meyvesi olduğu için kainatı istila edecek bir muhabbet o meyvenin çekirdeği olan kalbine derc edilmiş. İşte kapıyor ki yani tamamını. Evet. Yine artıyor tabiri caizse. Evet. İstila demek ha. İşte şöyle nihayetsiz bir muhabbete layık olacak. Olacak. Nihayetsiz bir kemal sahibi olabilir. Mesela burası. Burası enteresan ya. Her zaman söylüyoruz derste de, Salino'da akıl kalp beraber gider. Bu kalbi bir derstir bu ders. Ama bak ne kadar akli bir delil verir Üstad burada. İnsan kainatı madde meyvesidir. Kainatı ister edecek bir muhabbet kalbe derci edilmiştir. Her şey sınırlı, muhabbet sonsuz. Demek ki bu muhabbet eşya için verilmemiş. Bu ne alaka, harika bir şey. İşte muhabbet sonsuz olunca bu sonsuz sermaye nereye harcanacak? Sonsuz bir muhabbete layık. Cenab-ı Hakk'ın sonsuz cemal ve kemaline. Yeri orası yani. Allah'ım. Tabii. İnsan diyelim zengin bir zat düşünün. Bir bakkal dükkanı açtı. Oraya o kadar sermaye koyar. Değil mi? Bir market açtı. Orada o kadar sermaye koyar. Bir fabrika kurdu orada ona göre. Değil mi? Ha. Şimdi insanın muhabbetine bakıyorsunuz. İşte diyelim makamı sevse işte o büyük tüccarın bakkal dükkanına verdiği para kadar bir şey olur yani. Değmiyor yani. Evet. Değmiyor değil mi? Yani sonsuz muhabbet. Neye harcanırsa değmiyor yani. Değmiyor. Harika bize. O halde bu sonsuz muhabbet ancak kime verilebilir? Nihayetsiz bir cemal ve kemal sahibi olan Cenab-ı Hakk'a verir. Onun için verilmiş bize. Evet. Ya. Harika bir ders. Onu sevdik mi? Ha, eşyayı da onun namına severiz. Yunus Emre'nin buyurduğu gibi. Yaratılmışı severiz, yaratanı evet. Onun namına severiz. Çünkü niye? Mesela bir insan Sinan'ı sevdi mi? Değil mi? Selimiye'yi de sever. Süleymaniye'yi de sever. O kadar sanatlı olmasa da onlar kadar Lala Paşa'yı da sever değil mi? Niye? Çünkü Sinan'ın eseri. Mesela biz Erzurum'uyuz mesela. Lala Paşa Camii var Erzurum'da. Sinan yapmış. Konu anlatıyoruz. Burası Sinan'ın eseridir. Ona övünüyoruz değil mi? Ya, Sinan'ın eseri. Önce insan Cenab-ı Hakk'ın hangi esene baksa Allah'ın eseri dedi mi? Ona göre bir muhabbet bağırıyor ona. Yoksa mesela bir şey seviyor. Niye seviyor? Yani ne güzel kokuyor. Hoşuma gidiyor. Çok dar bir daire oldu bu. Değil mi? Şey niye sevecek? Allah'ın eseri.
Kokusu kokus derler Allah'ın eseri. Ben burnum da, kokama duygum da Allah'ın eseri. Değil mi? Bunu onun için vermiş. Ben de onu koklayıp Allah'a hamd edeceğim, şükredeceğim ki. Ya, bu manada bakmak eşyaya. O zaman sevilebilir kainat. Yoksa değmiyor yani. Evet. İşte ey nefis ve ey arkadaş, insanın havfe ve muhabbete alet olacak iki cihaz fıtratında derc olunmuştur. Yaratılışında korkuya ve muhabbete alet olacak, yani onlara da kullanılabilecek iki cihaz var insanda. Evet. Ala külle hal, yani mutlak, o muhabbet ve havf, o sevgi ve korku, ya halka veya halika müteveccih olacak. Yani onu ya halka teveccüh ettireceğiz, yani halkı seveceğiz. Halk diyor ki mahlukat alemin demek yani halk. Halk bizim kendi aramızda bunu halk derken insanları topluluğu anlıyoruz. Evet. O da halktır. Evet. Ama halk mahlukat alemi demek. O muhabbet ya halka yani ya mahlukata ya halika. Onlar yaratana verilecek. Evet. Bakalım. Hı. Halbuki halktan haf ise elin bir beliyet. Mahlukattan korkmak bela. Niye bakalım? Tahlil yapacak herhalde Üstad. Evet. Halka muhabbet dahi belalı bir musibettir. Hı. Çünkü sen öylelerden korkarsın ki sana ne sana merhamet etmez veya senin istirhamını kabul etmez. Şimdi zelzeleden kork. Zelzeleden. Ne manası var? Zelzele seni tanımaz ki. Değil mi? Orada ya kimden korkacağız? Zelzeleyi yapandan korkacağız. Arsı kimin? Cenab-ı Hakk'ın mülkü. Düzgün getirse düzgün gider, sarsırsa sarsır. Değil mi? O emir tahtında. Yani emir ver derler, eskiden emir eri derler, emir ver. Nefer, usta emir ver nefer diyor. Arkasında emir eri deriz yani askerlere. O, ne emir olsa onu işler. Kendi kafasına bir iş yapamaz ki. Çünkü kendi her şeye emir ver nefer. O da neferlerden değil, padişahdan korkmak lazım. Evet. Muhabbet de öyle. Evet. Şu halde havf elin bir beladır. Muhabbet ise sevdiğin şey ya seni tanımaz, Allah ısmarladık demeyip gider, gençliğin ve malın gibi. En güzel misal be. Gençliği o kadar sev ki durmuyor değil mi? Ya muhabbetin için seni tahkir eder. Görmüyor musun ki mecaz ağaçlarda %99'u maşukundan şikayet eder. Niye? Çünkü samet aynesi olan batını kalb ile sanem misal dünyevi mahbublara perestiş etmek o mahbubların nazarında sakildir ve istiskal eder, reddeder. Zira fıtrat fıtri ve layık olmayan şeyi reddeder, atar, şehvani sevmekler bahsimizden arıştır. Tabii şehvani sevmek yani akıllı geride bırakan, tamamen hissiyata dönük değil mi? Yani, akıl çalışmıyoruz şehvani sevmeklerde. Yani demiş işte Mustafa misal veriyor ya, güneş mahbubun yüzünü görmemek için utandığından bulut perdesi arkasına saklanmış. Usta diye aşk efendi ne hakkın var diyor hani güneşi böyle utandırıyorsun. Şimdi bu şehvani bir sevmektir yani. Kadın Allah yaratmış. Her şey çift yaratmış Cenab-ı Hak. İnsanlar çift yaratmış. O efendim neslin devamı için aralarına bir muhabbet koymuş. Bu Allah'ın koyduğu bir şeydir bu. Değil mi? Onlar da sevilecek. Yoksa müstakil onun zatına verip efendim söyleyeyim aşırı derecede böyle muhabbet, o şehvanı sevmeye giriyor. O bahsimizden hariç diyor. Böyle bir sevgi diyor, o karşını da reddetmesi lazım. Değil mi? Fıtrat çünkü reddeder. Etmiyorsa demek o şehvanı bir sevgidir diyor. Evet. Etmiyorsa. Mesela diyelim ki, kendim insan şeyde misal veririm, toplum hayatında misal veririm. Mesela bir insan bir alimi sever değil mi? Sever. Niye? Alim bir zattır. İşte şöyle böyle ilahir. Sevdi. Ama şimdi o alimi diyelim aşağı aşağı bir peygamber gibi sevdi mi? Değil mi? Onu reddetmesi de mi? Değil mi? Kalit etmedi. Ben alimim ama ben alim kadar seveceksin. Değil mi?
Hemen reddedir. Çünkü o fıtri bir sevgi değil o. Değil mi? Size sevgi değil. Şimdi mahlukat sevilir, işte o kadar, o alim gibi. Hakkı neyse o kadar sevilir. Fazlasını verdi mi o şehvani sevmek oluyor. Onun bunu reddetmesi lazım. Şuur sahibi ise. Diyelim, evet. Şimdi niye reddediyoruz? Üstad izahını yaptı. O önemli bir ifade, onun üzerine duralım. Samet aynası olan batın kalb ile sanem misal perestiş etmek. O mahlukların nazarında sakıntı ve istiskaleler. Şimdi Samet aynası olan batın kalp. Onu kısaca duralım. Özel bir konudur ama. Uzunca durulabilir ama bu dersin cevabı kısaca şu kadar konuşalım. Samet malum Cenab-ı Hakk'ın bir ismi. Her şey ona muhtaç. Hiçbir şey ona muhtaç değil. Şimdi bu her şeyde tecellidir bu isim. Ama derece derece. Değil mi? Mesela ağaçta da tecelli eder. Değil mi? Cenab-ı Hak ağaca muhtaç değil mi? Ağaç Cenab-ı Hakk'ın baharına muhtaç değil mi? Güneşine muhtaç, suyuna muhtaç. Samet aynesi, Samet ismi ağaçta ne kadar tecelli ediyor? Suya, havaya, toprağa, bahara, güneşe ihtiyacı kadar. O kadar ihtiyacı var, o kadar değil mi? Ama bir hayvana geldik mi ihtiyaç artıyor. Sadece yeme içmeye münhasır değil o zaman ihtiyacı hayvanın. Bir de görmeye ihtiyacı var. Ağacın görme ihtiyacı var mı? Yok. Yok. Onda Samet ismi daha az tecelli eder. Bu hayvanın görme ihtiyacı var değil mi? Yürüme ihtiyacı var. Ağacın yürüme ihtiyacı var mı? Yok. İlahir. Hayatın girmesiyle ihtiyaç arttı, şeref de arttı. Samet isimli aynelik de daha geniş bir çapta oldu yani. Değil mi? Daha geniş bir ayna oldu Samet isimli. İnsana gelince ihtiyaç çok çok arttı. Akıl verdi Cenab-ı Hak. Yeraltı kaynaklarını tut, elektrikten tut. Her şeye muhtaç. Değil mi? İhtiyaç artınca zaman ne oldu? Samet aynesi daha genişledi insanda. Usta diyor ki Samet ailesi de aslında batın kalptir diyor. İnsan maddi kalbi var. Batın kalp ruh demek yani. Ruh kalp. Manevi kalp yani. Batın kalp. Maddi kalbi bütün kainata muhtaç. Samet ailesi. Ama burada bir çiçekten farkı yok. Çiçek de bütün kainata muhtaç. Maddi kalbimiz de bütün kainata muhtaç. Ama batın kalp, kalbin manevi ciheti kainata doymuyor yani. O imana muhtaç. Cenab-ı Hakk'ı tanımaya muhtaç. Yani ben mümin kulun kalbine sığdım diyor Cenab-ı Hak. Hiçbir şeye sığmadım da semavata arıza. Yani kalp Allah'a imanla tatmin oluyor. O zaman onunla tatmin olunca en büyük samet aynası kalp oluyor. Şimdi göz neyle tatmin olur? Işıkla. Değil mi? Kulak neyle tatmin olur? Sesle. Mide neyle tatmin olur? Gıdayla. Ama kalp dedim, kalp bunlara tatmin olmuyor. Kalp direkt imanla tatmin oluyor. O zaman imanla tatmin olunca en büyük samet aynası kalp oluyor. Şimdi böyle bir kalbi getir, sanem misal, putvari mahluklara harca. O zaman bu şehvani sevmek olur, adamı mesul eder. Karşı tarafın da bunu reddetmesi lazım. Etmezse o da şehvani sevgiye kapılmış demektir. Evet. Demek sevdiğin şeyler ya seni tanımıyor, ya seni tahkir ediyor, ya sana refakat etmiyor, senin rağmına müfarakat ediyor. Madem öyledir, bu havf ve muhabbeti öyle birisine tevcih et ki senin havfın lezzetli bir tezellül olsun. Korkman, tezellül, zillet. Cenab-ı Hakk'ın azametine, kibriyasına karşı zilletini ilan etmek. Hani hadis-i şerif var ya, hadis-i kursu, kulun Cenab-ı Hakk'a en yakın olduğu hal secde halidir değil mi? Hadiste de malum geçiyor. Evet. Muhabbetin zilletsiz bir saadet olsun. Hı. Evet, Halık-ı Zülcelal'inden havf etmek, onun rahmetini, şefkatine yol bulup iltica etmek demektir. Ha, korku. Şimdi korku ve sevgi şimdi. Burada bir de kalacağız zaten de, şuraya da söyleyelim. Şimdi korku Cenab-ı Hak bu hissi bize vermiş. Niye? Efendim, onun celaline karşı, azametine karşı bu hissi yerinde kullanalım. Değil mi? Onu isyandan sakınalım. Peşine muhabbet vermiş. O da Cenab-ı Hakk'ın zatının bütün sıfatlarını severim.
onun cennetine layık bir kıymet alalım. Şimdi sevgi de insanı cennete götürür, korku da cennete götürür. Bunu şuna benzetiyoruz yani. Şimdi bir insan diyelim, efendim, cehennemden korktu mu nereye gider? Cennete gider. Cehennemden korktu mu? Cehennemden korktu mu cennete gider. Cenneti sevdi mi yine cennete gider. Değil mi? Sevgi de cennete götürdü, korku da cennete götürdü. İkisi aynı yere götürdü. Demiş Cenab-ı Hak bu duyguyu bize niye vermiş? Cennetine gidelim diye korkuyu. Şirkten sakınalım, büyük günahlardan sakınalım, küçük günahlardan sakınalım, şüphelerden sakınalım elden geldiği kadar. Değil mi? Bu sakınma işte kaçmak demektir cehennemden. Cehennemden kaçsan cennete gider. Evet. Pekala. Hı. Evet, kalp bir kamçıdır. İşte onun rahmetinin kucağına atar. İşte onu demek istedik yani. Evet. Ne bir misal vereceğim? Malumdur ki bir valide mesela bir yavruyu korkutup sinesine celbediyor. Evet. O korku o yavruya gayet lezzetlidir. Korkutuyor, sinesine celbediyor. İşte ne güzel misal. Evet. Şimdi cehennemde korkutuyor, cennete sevk ediyor Cenab-ı Hak bizi. Evet. Demek ki cehennemde korkutmasındaki maksat ne? Cennetine götürmesimiz. Evet. O korku o yavruya gayet lezzetlidir. Çünkü şefkat sinesine celbediyor. Halbuki bütün validelerin şefkatleri rahmet-i ilahiyenin bir lemasıdır. Demek havfullah'ta bir azim lezzet vardır. Madem havfullah'ın böyle lezzeti bulunsa muhabbetullah'ta ne kadar nihayetsiz lezzet bulunduğu malum olur. Hem Allah'tan havf eden başkalarının kasavetli belalı havfından kurtulur. Bu da dünyadaki peşin neslisi. Dünyadaki peşin neslisini Allah'tan korkmanın başkalarından korkmaktan kurtuluyoruz. Hem Allah hesabına olduğu için mahlukata ettiği muhabbet dahi firaklı, elemli olmuyor. Subhaneke la ilme lena illa ma alemtena inneke entel alimul hakim. وَآخِرُ دَعْوَاهُمَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَ مَا السَّلَوَاتِ